Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz prizmalar ve renk artık 10. sınıfı tamamlıyoruz. 10. sınıfın son konu başlığındayız. Prizmalar ve renk konusuyla birlikte 10. sınıfı tamamlamış olacağız. Bugün prizmalar ve renk konusunda nelerden bahsedeceğiz? Şöyle kısaca bir bakalım hemen. Tam yansımalı prizmalardan bahsedeceğiz. Renk konusunda ise ışıkta renkler, boya renkleri, cisimlerin renkli görülmesinin nedeni ve ışık filtresiyle birlikte renk konusunu da tamamlayacağız. 10. sınıftaki bütün konularımızı öğrenmiş olacağız olacağız. Bakın bu konular çok çok önemli. Çünkü 11. sınıf olacağız seneye ve artık TYT deneme sınavlarına girmeye başlayacağız. TYT deneme sınavlarına girmeye başladığımız bir sürece başlamış olacağız. Deneme sınavlarında da mutlaka optikten bir tane soru görürsün. O yüzden bu videoyu çok iyi bir şekilde takip et. Sınavlar bitti diye sakın ha sakın gevşeme. Şimdi bakalım bir ilk önce ödevlendirmemizi yapalım. Tabii ki de derse başlamadan önce Dinamo Soru Bankası'nda en son nereye kadar gelmiştik? Işığın kırılması ve merceklere kadar gelmiştik. Şimdi merceklerden sonraki gelen konu olan prizma ve renkle başlayacağız. Yani sayfa kaçtan diyelim şöyle bakalım bir hemen sayfa kaçtan itibaren sorumlu olacağımıza. Kitabımızda merceklerin sonuna geliyorum ve ışık prizmalarının özellikleri sayfa 204'te başlıyor. Sayfa 204'ten Artık kitabın sonuna kadar sizlerin bitirmenizi istiyorum. Şöyle, kitabımızın sonuna kadar 220'ye kadar olan kısmı komple bitirelim arkadaşlar. Bu yaz tatilinde iyi değerlendirelim. Yaz tatilinde mutlaka buradaki soruları, burada optikle ilgili genel tekrar testleri var. Buralara da bir göz atmayı unutmayın. Artık hazırsanız gençler dersimize başlayabiliriz. Prizmalarla dersimize başlıyoruz. Prizmalar nedir? Nerelerde kullanılır? Hemen bakalım. Üzerine düşen ışığı saptıran ve renklerine ayrılmasını sağlayan camdan ya da saydam plastikten yapılmış üçgen şeklindeki prizmaya biz ışık prizması diyoruz. Bakın burada ışık kırılmaya uğruyor ve kırılmaya uğradığında bakın sol tarafta gelen bir beyaz ışık var. Beyaz ışık kendisini oluşturan renklere ayrılır. Beyaz ışığı oluşturan renkler nelerdi? Biz bunu aklımızda kutu sayamam diye tutuyorduk. Şöyle iyi hatırlayalım. Kutu sayamamda neler vardı? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Bunlar beyaz ışığı oluşturan renklerdir. Beyaz ışığı oluşturan renkler tabii ki de ortamın kırıcılık özelliği varsa beyaz ışığı oluşturan renkler hemen kendi içerisinde ayrılırlar. Beyaz ışığı oluşturan renkleri bakın burada sağ tarafta görebiliyoruz. Yani prizmaya gelen bir ışık eğer birden fazla rengin karışımıysa bu kendisini oluşturan renklere ayrılır anlamına geliyor. Peki <laughs> tam yansımalı prizmalar ne demektir? Şimdi bakın burada prizma dediğimiz yapı Üçgen şeklinde öyle değil mi? Üçgenin bir iç açıları var. Üçgenin iç açıları eğer 45 45 90 derece ise biz buna tam yansımalı prizmalar deriz. Bir önceki konudan hatırlayacaksınız. Kırılma olayında ben size anlatmıştım. Çok yoğun ortamdan gençler az yoğun ortama doğru ışık geçerken ne oluyordu? üç tane şekilde kırılabiliyordu. Bunlardan bir tanesi sınır açısı yapması, bir tanesi tam yansıma yapması, bir tanesi ise normalden uzaklaşarak az yoğun ortama geçmesiydi öyle değil mi? Burada sınır açısını bilmemiz gerekiyordu. Eğer sınır açısından büyük bir açıyla gelirsek tam yansıma olur tam sınır açısına denk gelirse iki ortamı birbirinden ayıran çizgi üzerinde gider. Sınır açısını geçtiğin andan itibaren diğer ortama geçemezsin. Şimdi bu sınır açısı nelere bağlıdır? Tabii ki de ortamların yoğunluklarına, ortamların kırıcılık indislerine bağlıdır. Bu sınır açılarını ezbere bilmek zorunda değilsin. İşte atıyorum mesela sudan havaya geçerken sınır açısı kaç ya da camdan havaya geçerken kaç veya elmastan suya geçerken sınır açısı kaç? Bunları ezbere bilmek zorunda değilsin. Bunlar sana sorular da verilir zaten. Genellikle bizim kullanacağımız prizmalarda sınır açımız 42 derecedir. Yani cam ortamından hava ortamına geçişte bizim açımız neymiş 42 derece. 42 dereceyi geçtiğin andan itibaren diğer tarafa geçemezsin. Tam yansıma yaparak bulunduğun ortama geri dönersin. Şimdi bunları bir inceleyelim bakalım sorular üzerinde nasıl oluyor. Şimdi sol tarafa bir bakalım. Sol tarafta buraya gelen bir ışın var. Gelen ışın 90 derecelik açıyla geldiği için hiçbir şekilde kırılmadan sapmaya uğramadan doğrultusunu değiştirmeden içeriye girecek. Bakın dışarısı hava ortamı içerisi cam ortamı tekrardan dışarıya hava diye çizelim. Ortam değiştirdiğimizde kırılma olacak. Bakın havadan cama geçtik. Ortam değiştirdik ancak 90 derece olduğu zaman kırılma falan olmuyordu zaten. Şimdi içeride doğrultumuzu değiştirmeden ilerledik. Camdan havaya geçmek istiyoruz. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmek istiyoruz. Burada bizim sınır açısına ihtiyacımız var. Hemen ışığın dokunduğu yerden yüzey normalini çiziyoruz bakın. Yüzey normalini çizmeden ışığın kırılmasını da, ışığın yansımasını da doğru bir şekilde bulamazsın. Yüzey normalini çizdik. Çizdikten sonra bakıyoruz. Burası 45 45 90'dı zaten. E burası da 90 derece. Burası 45 ise o zaman buraya da 45 derece kalır. Normal dediğimiz kesikli çizgiler yüzeyle 90 derece yapıyordu. Şuranın tamamının da 90 derece olabilmesi için buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Yani gelen ışığın normalle yaptığı açı kaç derece? 45 derece. Yazalım buraya. Alfa gelme yani gelme açısı kaç derece? 45 derece. Peki gençler bizim sınır açımız kaçtı? 42 dereceydi öyle değil mi? 42 dereceyi geçtiğimiz andan itibaren diğer tarafa geçişimize izin yok. bulunduğumuz ortama ne yapıyoruz? Tekrardan geri dönüyoruz. E, tam yansıma yapıyoruz. Yani geldiğimiz açıyla yansıma yapıyoruz. Şimdi 45 derecelik açıyla yansıma yaptık. E, burası da 45 oldu. O zaman burada 45, burada 45, buraya da 90 kaldı. Diğer ortama geçerken yani. Camdan havaya çıkarken 90 ile çıktığım için herhangi bir şekilde doğrultumu değiştirmeden diğer tarafa geçmiş oldum. Bakın çok çok önemli. Buradaki ikinci ve üçüncü görselde de aynı durum söz konusu. Gelme açısı 45 derece olduğu için tam yansıma yaptı. Gelme açısı burada da aynı şekilde 45 dereceye eşit olduğu için yine tam yansıma yapmış oldu. Buna tam yansımalı prizmalar denir ve tam yansımalı prizmalarda açılar mutlaka 45, 45 ve 90 derecedir. Şimdi bakalım. Prizmalarda görüntü demiş. Gözün yakındaki nesneleri iyi görememesidir. Buradaki yakındaki nesneleri iyi görmemizi sağlar. Buraya baktığımızda bakın bir LK oku var. LK okunun görüntüsü nasıl oluşacaktır? Tabii ki de tam yansıma yaptığından dolayı L buraya denk gelecek. K da tam yansıma yaparsa K da buraya denk gelir. Okun orijinali L'den K'ya doğru çizilmiş ve burada görüntünün orijinalini bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi baktığımızda burada şöyle hemen tekrardan gösterelim. Bakın tam yansıma yaptık. K buraya denk geldi. Tam yansıma yaptık. L buraya denk geldi. Okumuzu bu şekilde çizmiş olduk. Diyor ki bize dikkat demiş. 45 45 90 derece olan prizmalara biz tam yansımalı prizmalar diyoruz ve tam yansımalı prizmalarda 45 45 90 derece mutlaka olması gerekmektedir. Şimdi buraya baktığımızda şurada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın L üssü buraya geldi. K üssü de buraya geldi. Çizime tekrardan bakalım. L'den K'ya doğru çizilmesi gerekir. Biz de L'den K'ya doğru çizelim. Şöyle düzeltmemizi de yapalım. L'den K'ya doğru çizdiğimizde bu şekilde bir görüntünün olması gerekir. Şimdi geçelim renk konusuna. Renk konusuna baktığımızda ışıkta kırmızı, yeşil, mavi ve mor renkler bunlar ana renklerdir. Sarı, siyan ve magenta renkler ise bunlar ara renkler olarak geçer. Bakın buradaki renk çemberi ve buradaki renklerle ilgili konuştuğumuz her şey bunlar ışıktaki renk Renklerdir. Sakın bunları boya renkleriyle karıştırmayın. Yani kırmızı ışık, yeşil ışık ve mavi ışık bunlar ana renklerdir. Magenta, siyan ve sarı bunlar ara renklerdir. Kırmızı ışıkla mavi ışığın karışımı sonucunda ne oluşur? Magenta oluşur. Yeşil ışıkla mavi ışık karışırsa siyan oluşur. Kırmızı ve yeşil karışırsa sarı oluşur. Peki bütün ana renkteki ışıklar karışırsa ne olur? Beyaz renkte bir görüntü oluşur. Biraz önce de söylemiştik zaten. Beyaz ışığın içerisinde gençler bütün renkler bulunur. Bunlar da ışıktaki renk çemberi. Şimdi gelelim buraya tamamlayıcı renklere. Tamamlayıcı renklere baktığımızda birleştiklerinde beyaz ışığı oluşturan iki renge birbirini tamamlayıcı renk denir. Şimdi buraya baktığımızda şimdi siyan neydi? Hemen bakalım şurada kopyamızı çekelim tekrardan bakın. Siyan neydi? Mavi ve yeşilin karışımı öyle değil mi? Hemen siyanın yanına mavi artı yeşil yazabiliriz. Magenta neydi? Kırmızı artı maviydi. Sarı neydi? kırmızı artı yeşil de öyle değil mi? Şimdi tüm ana renkler bir araya geldiğinde ne oluyordu gençler? Beyaz oluşuyordu. Yani yanına o rengi aldığında beyaz oluşuyorsa buna tamamlayıcı renk denir. Bak burada kırmızı var. E, siyanın içerisinde de mavi ve yeşil var. O zaman ne olur? beyaz oluşur. Yeşil var. E, magenta'nın içerisinde de kırmızı ve mavi var. E, tüm renkler bir araya gelmiş oldu. Yine beyaz oluşur. Buraya baktığımızda mavi var. Yanına kırmızı ve yeşili aldı. Mavi, kırmızı, yeşil bütün renkler bir araya geldi. Ne olur? Yine beyaz oluşmuş olur. Şimdi geçelim. Tamamlayıcı renklerle ilgili devam edelim. Renk çemberi üzerinden bakalım buraya. Üzerlerinde belirtilen renklere boyanmış aşağıdaki renk çarkları güneş ışığı altında döndürüldüğünde çarklar tabii ki de nedir? Beyaz renkte görünecektir. İsterseniz bunu deneyin. Bu renk çemberini oluşturup döndürdüğünüzde ya da hatta Youtube'dan videosunu falan da izleyebilirsiniz. Oluşan görüntünün beyaz renkte olacağını görürsünüz. Şimdi boya renklerine bakalım. Boya renkleri hemen altına yazalım. Işıktaki renklerle yani ışıktaki ana renklerle terstir. Yani ışıktaki ana renkler boyadaki ara renklerdir. Ve ışıktaki ara renkler boyadaki ana renklerdir. Yani ters. O biraz önceki tablo size gösterdiğim ışıktaki çember tamamen ters. Yani burada bakın sarı, siyan ve magenta bunlar bizim ana renklerimizdir. Yeşil, kırmızı ve mavi Bunlar ise ara renklerimiz olur. Bakın boya rengi ama bunlar. Ve tüm renkler bir araya geldiğinde oluşan görüntü neymiş? Siyah renkliymiş boya renklerinde. Şimdi cisimlerin renkli görünmesinin sebebine bakalım. Cisimlerin renkli görünmesinin sebebi gençler ışıktaki yansımadır. Yani ışıktaki yansıma sayesinde cisimler renkli gözükürler. Yani biz Kırmızı rengi görmek istiyorsak mutlaka ortamda kırmızı renkte bir ışık olması gerekir. Yani doğrudan kırmızı olmasına gerek yok. Beyaz ışığın içinde ne var? Bütün renkler var öyle değil mi? Yani ortamda beyaz ışığın olması da yeterlidir. Veya beyaz ışık yok. Atıyorum şuraya bakalım şimdi. Hemen gelelim. Renk çemberini tekrardan hatırlayalım. Magenta neydi? Kırmızı artı mavi öyle değil mi? Yani ortamda magenta renkte bir ışık olması da yeterlidir. Ya da sarı renkte bir ışık olması da yeterlidir. Yani atıyorum biz kırmızıyı görmek istiyorsak mutlaka ortamda kırmızı renkte bir ışık olacak. Doğrudan kırmızı olabilir, magenta olabilir, sarı olabilir veya en rahatı beyaz ışık olur. Bizim de evlerimizde veya her yerde beyaz ışık kullanmamızın sebebi cisimleri görebilmemizdir. Çünkü beyaz ışığın içerisinde bütün renkler vardır. Beyaz ışığın içerisinde bütün renkler olduğundan dolayı ne olacaktır? Bütün cisimleri rahatlıkla görebileceğiz. Şimdi buraya bakalım. Sen kırmızı cismi görmek istiyorsun. Ancak mavi ışıkla bakıyorsun. Şimdi mavi ve kırmızı bunların bir ortaklığı var mı? Yok. O yüzden sen burada kırmızıyı göremezsin. Ancak mavi Işık hemen bakalım buraya ee, ve mavi ışık demeyelim de buraya mavi cisim diyelim hemen düzeltelim bunu da. Burada bir mavi cisim var mavi cisme beyaz ışık altında bakıyorum. E, beyaz ışığın içerisinde bütün renkler var. Beyaz ışığın içinde mavi var mı? Var. Görmek istediğin cisim mavi mi? Mavi. Ortaklık varsa o cismi görürsün. Bu da yansımayla gerçekleşir. Yani bakın buradaki cisim kahve rengi değil mi? Gönderdiğin renk de senin kahverengi ise kahverengi kahverengi de yansır ve senin gözüne ulaşır ve burada görme olayı gerçekleşmiş olur. Yani ışıkta yansıma olması gerekiyor cisimlerin renkli bir şekilde görülebilmesi için. Şimdi gelelim buraya. Ne yapıyoruz biz? Sarı bir cisim var. Sarı cisme Beyaz ışık altında bakıyoruz. E, beyaz ışığın içerisinde sarı yok mu? Var. O yüzden ne olacaktır? Buradaki cismi rahatlıkla görmüş olacağız. Yani cisimlerin renkli görünmesinin sebebi bu. Işıktaki yansıma. Şimdi geliyoruz buraya. Buraya baktığımızda mavi ışıkla sarı cisme bakmak istiyorsun. E, sarı ve mavi arasında bir ortaklık var mı? Hemen bakıyoruz buraya. Yok. O yüzden buradaki göz ne görecek? Hiçbir şey görmeyecek değil mi? Siyah görecek. Yani buradaki sarı cisimle ilgili hiçbir bilgi edinememiş olacak. İşte kırmızı ışık altında sarıya bakmaya çalışıyorsun. Kırmızı sarı. İkisinin de aynı şekilde bir ortaklığı var mı? Bakıyorum. Sarı ile ilgili ben kırmızı ve yeşilin karışımı olduğunu biliyorum. E kırmızı ışık sarıya gönderildi. E sarının içerisinde de kırmızı var. Kırmızı kırmızı o zaman göz burada bu cismi nasıl görecek? Kırmızı olarak görecektir gençler. Şimdi sarı ışıkla magentaya bakıyoruz. Sarı ışık nedir? Kırmızı artı yeşil. Daha sonrasında magenta nedir? Kırmızı artı mavi. Ortaklıklar neler? Kırmızılar. O zaman kırmızılar kendi içerisinde yansıyarak buradaki gözün kırmızı renkte görmesini sağlayacaktır gençler. Şimdi geçelim. Işığın filtrelerden geçişine bakalım. Işık filtrelerden geçerken yalnızca şuna dikkat etmen gerekiyor. Işık filtresi yalnızca kendi rengindeki ışığın geçmesine izin verir ve gözde geçmesine izin verilen bu rengi görmüş olur. Şimdi sol taraftan beyaz ışık geliyor. Sol taraftan gelen beyaz ışık kırmızı filtreye tutulmuş. Kırmızının içerisinde Bakıyoruz biz. Ne olacak? Sadece kırmızının geçmesine izin verecek değil mi? Beyaz ışığın içerisinde kırmızı var mı? Var. Kırmızı filtreden geçer ve gözümüz burada kırmızıyı görmüş olur. Kırmızı filtre kırmızı ışığı, ışığı kuvvetli geçirirken turuncu ışığı zayıf geçirir. Göz kırmızı renkli ışığı algılamış olur. Bakın turuncu da geçiyor ama zayıf geçiyor. Göz her zaman kuvvetli olanı görür. Yani kuvvetli yansıyanı veya kuvvetli geçeni görür gençler. Şimdi ışığın filtrelerden geçine devam edelim. Sol taraftan bir beyaz ışık gönderilmiş. Sol taraftan gönderilen beyaz ışık mavi filtreye tutuluyor. Ne olacak? Sadece mavinin geçmesine izin verecek. Göz de sadece ne yapacak? Sadece maviyi görecek. Söylediğim gibi kuvvetli geçenleri algılar sadece göz. Mavi filtre mavi ışığı kuvvetli geçirirken mor ve yeşili zayıf geçirir. Göz mavi ışığı algılar. Sadece kuvvetli geçenleri algılar. Burada sol tarafta bir beyaz ışık geliyor. Sarı filtre ile karşılaşmış. Sarı filtre kırmızı, yeşil ve sarıyı kuvvetli geçirirken turuncu ışığı zayıf geçirir. Bu yüzden göz sarı ışığı algılar ve sarı ışık kırmızı ve yeşilin karışımı kırmızı ve yeşilin de geçmesine izin verir. Kırmızı ve yeşili de aynı şekilde algılamış olacaktır. Sarı filtreden geçtiğinde gençler. Şimdi konumuzu burada bitirmiş olduk. Optin zaten son konu başlığıydı. Yani bizim öğrenmemiz gereken son kısımda birkaç tane alıştırma da renk konusuyla ilgili ve prizmalarla ilgili oldukça yeterlidir. Şimdi sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın gençler. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyorum. Sağlıcakla kalın.